İmani bir sorumluluk olarak peygamber sevgisini inşallah ben dilim döndükçe sizlere anlatmaya çalışacağım. Bu konuyu birçok kez aslında işlemiş, birçok kez anlatmışım da böyle sadece muhataplarımın hanım olduğu bir toplantıda inşallah ilk kez anlatmış olacağım. Bu benim için de önemli bir şey. Çünkü sevgiden bahsettiğimiz bir yerde özellikle hanımların bu manada önemli bir konumları var. Belki de bugün bugünün dünyasında yaşadığımız şu zeminde bu tam anlamıyla hanımlarımızın eliyle, hayatlarıyla, temsiliyetleriyle yerine getirilmediği için bazı sıkıntıları yaşıyoruz. Dolayısıyla peygamber sevgisini hanım muhataplara anlatmak işin merkezi onlar olması açısından da önemlidir. Eğer ara ara direkt sizi muhatap alarak bazı şeyler söylersem bunun sebebi budur. Erkekleri anlattığım zaman bu meseleyi elbette ki erkekleri eksene alarak bazı şeyleri söylerim. Ama hanımların olduğu bir yerde bu manada muhatapsız olduğunuz için bazen sözlerim biraz size itici gelebilirse, sizi rencide ederse, sizi rahatsız ederse bunun sebebi bundan dolayıdır. Eğer rahatsız edersem de aslında memnun olurum. Çünkü rahata çok alışmışız. Aslında gönderilen bütün peygamberler bir yönüyle toplumları rahatsız ederler alışıla gelmiş olan bazı şeyleri doğrusu o değil, doğrusu budur diyerek hakikati nazara verme gibi peygamberlerin bir görevi vardır. Bizler de o peygamberlerin bizlere gösterdiği yol üzere yürümek mükellefiyetinde olduğumuz için ara ara toplumlarımızı bu manada uyarmak durumundayız. İnşallah bugün ben peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sevgisi noktasında bir şeyleri sizlerin nazarına verirken bu çerçeveden meseleye yaklaşmaya çalışacağım. Aziz kardeşlerim aleyhissalatü vesselam efendimizi sevmek öncelikle bir Müslüman için bir vefa konusu değildir sadece. Yani Efendimiz aleyhissalatü vesselam bize 14 asır önce bir din getirdi. Bizi ümmet olarak muhatap saydı kendine ve bu manada bize çok önemli şeyler öğreterek nesillerimize emanet ederek bizden önceki nesillere emanet ederek gitti. Dolayısıyla biz imanı ondan öğrendiğimiz için, İslam'ı ondan öğrendiğimiz için, onun eliyle Kur'an'la tanıştığımız için, onun eliyle Allah'a kul olduğumuz için onu çok sevmek zorundayız ve bu manada ona vefa noktasında vefamızı göstermek zorundayız gibi bir yaklaşım bir yönüne kadar doğrudur. Ama bir yönden itibaren artık orada bir sıkıntı vardır. Çünkü sevgi meselesi bir Müslüman için sadece ve sadece vefa çerçevesinde ele alınmaz, ele alınmamalıdır. Bunu özellikle bir kere bilmemiz lazım bu çağın Müslümanları olarak. Peygamberimizi sevmek kesinlikle ve kesinlikle Allah'ın bir emridir. Allah bize emrettiği için biz peygamberimizi sevmek zorundayız. Ahzab suresinin 6. ayetinde çok açık bir biçimde Rabbimiz buyurur ki "Ennebiyu evla bil mu'minine min enfusihim ve ezvacihu ummuhatuhum Nebi peygamber müminlere kendi öz canlarından kendi nefislerinden daha sevgilidir onun hanımları ise müminlerin anneleridir. <laughs> Hal böyle olunca biz peygamber aleyhisselam sevgisini konuştuğumuz andan itibaren aslında imanımızın bir parçasını konuşuyoruz. İmanımızdan müteşekkil olan imanımızın içerisinde olduğu bir meseleyi gündem yapıyoruz. Bu kadar hayati bir meseleyi konuşmak, bir hayati mesele üzerinde yoğunlaşmak da meselenin ehemmiyetini anlamamız açısından çok mühimdir. Hal böyle olunca biz o zaman anlıyoruz aslında sahabenin ve özellikle de sahabe içerisindeki hanımların Resulullah'ın huzuruna gelip fedeke ebi ve ummi ve nefsi ya Resulallah demelerinin hikmetini anam babam nefsim sana feda olsun demelerini bu öylesine söylenmiş bir söz değildir. Bu söz gerçekten imanları tarafından onlara söyletilmiş bir sözdür. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi yaşı 50'ye varmış, 60'a varmış, toplum içerisinde sevilen, sayılan bir insan içlerinde hanımların ve beylerin de olduğu bir toplumlukta onların huzuruna çıksa ve dese ki beni seviyor musunuz? ve bu konuda da onlardan bir şeyler duymak istese bunu peygamber ve Selam dışında kim yapsa yadırganır bu normal bir şey değildir. Ve Efendimiz de Ebu Said el Hudri isimli sahabi efendimizin bize öğrettiğine göre bize gösterdiğine göre bir genç kız kadar hayalı olan Efendimiz de utanıyordu aslında bunu söylerken. Ama bunu ona söylettiren Cenab-ı Hak'tı çünkü sevgi anlamında istenilen şey tam anlamıyla ortaya konmazsa karşı taraftaki iman istenilen oranda tesis edilmemiş oluyordu. İman eksik olduğu zaman Allah o imandan razı olmadığı zaman orada ke kemal manasında bir mükellefiyetten de söz etmek mümkün olmayacaktı. Hal böyle olunca aleyhissalatü vesselam Efendimiz Ara ara çıkıyordu sahabenin önüne. Bazen hanımlara, bazen beylere, bazen ikisinin beraber olduğu bir mecliste "Ey Müslümanlar beni seviyor musunuz?" diye soruyordu. Onlar da "Evet seviyoruz." dedikleri zaman "Peki ne kadar seviyorsunuz?" diyordu. Annenizden, babanızdan, canınızdan, nefsinizden, malınızdan, servetinizden, yani size ait ne varsa her şeyden daha fazla mı diye soruyordu. Hal böyle olunca biz gerçekten bunun sorgusunu yapmak zorundayız. Evet belki biz Efendimiz aleyhissalatü vesselamla aynı zamanı ve aynı zemini paylaşmıyoruz. Bu manada bir dezavantajımız var ama o imani mükellefiyet sadece ilk nesil Müslümanları için geçerli değildi nasıl o gün Mekke'de ve Medine'de yaşayan ve miladi 6. asırda yaşayan Müslümanlar bu sevgiden sorumluydu, sorumlu idiseler aynı şekilde 14 asır sonra gelen biz Müslümanlar da sorumluyuz. İmanımızın parçası olması bu demektir. Peki bu manada gerçekten biz sevgi adına neleri söyleyebiliriz? Neleri konuşabiliriz? neler var hayatımızda diye sorduğumuz zaman aslında işi şuradan da başlatmak durumunda kalıyoruz. Biz sevginin ne demek olduğunu da bilmiyoruz. Sadece aleyhissalatü vesselam efendimizi sevgimizi söylemek dil ile bunu söylemek yeterli gelir diye zannediyoruz. Ve sadece efendimizin adı anıldığı zaman salat ve selam getirmek ki çok önemli bir şeydir. Ne yazık ki öyle bir zamana geldi ki onu bile söylemekten aciz bir topluma düştük ve söylemeyi bile gereksiz gösteren, gereksiz gören hocaların içerisinde kaldık ne yazık ki. Ama sadece onu söylemek bile sevginin tam anlamıyla tesis edildiği an anlamına gelmez. O halde bizim sevginin hem tarifini hem içeriğini bu işi gerçek manada ortaya koyan ve yaptıkları o iş ile Allah'ı razı eden, Allah'ı memnun eden, attıkları adımla da rıza makamını elde eden bir nesil olan sahabe neslinden öğrenmek durumundayız. Nasıl sevmişler? Nasıl sevgiyi ortaya koymuşlar ve bize bu manada neler söylemişler? Neler söylüyorlar sorusunu o ilk nesil olan sahabenin rehberliğinde öğrenmek durumundayız. Ben size biraz örnek vermek istiyorum bu konuda mesele biraz daha iyi anlaşılsın diye. Bana sorsanız bir kardeşiniz olarak sorsanız deseniz ki Siyeri aleyhissalatü vesselam efendimizin hayatını ve sahabenin hayatını biraz bilen birisisiniz. Bize sahabenin sevgisi konusunda Onların sevgilerini ortaya koyacak, ispat edecek örnekler konusunda sizi okuduğunuz zaman en fazla etkileyen örneği anlatır mısınız? Örnekleri anlatır mısınız diye sorsanız benim aklıma birkaç örnek geliyor sırayla anlatacağım size. Ama en başa alacağım bir örnek var. Mesela o örneği anlayabilmeniz için sizi biraz zemini anlama adına Medine'nin o ortamına götürmem lazım. Siz oradasınız ve o gün düşünün ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefat ettiği gün. Efendimiz ilen refikil ala diyerek en yüce dosta diyerek Rabbine doğru yürümüş. Medine'nin en hüzünlü günü canınızdan daha çok sevdiğiniz peygamberiniz Rabbine yürümüş onun cansız bedeni Ayşe anamızın odasında ve siz de o Medine'desiniz. Orada sevgi adına ne yaparsınız? Birkaç tane alternatif. Oturursunuz anne, anne, anamızın odasının başına. Siz de bazı sahabi efendilerimiz gibi gözyaşı dökersiniz. Bazı sahabilerimizin yaptığı gibi diliniz tutulur. Titremeye başlarsınız. Onun ölmediğini söylersiniz. Ömer gibi kılıcınız havada her kim ki onun öldüğünü söylerse bu kılıcımla onun başını vururum diye, diyenlerden biri olursunuz. Ali gibi Efendimizin bir şekliyle defni için meşgul olan bir sahabi olursunuz ve yüreğinizde o acıyı en derin bir biçimde sizde hissedersiniz. Peki bunda sevgide zirveyi zorlayan örnek hangisi? O örnek Ebu Bekir'in örneğidir. Allah ondan ebeden razı olsun. Ne yapmıştır biliyor musunuz Hazreti Ebu Bekir? Bugün bazı bahtsızların anlayamadığı, bazı cahillerin kavrayamadığı sanki onun o mücadelesi bir iktidar mücadelesiymiş gibi takdim edildiği o büyük kameti ortaya koymuştur. Demiştir ki evet peygamber de her beşer gibi ölümü tadacak, o da tattı. Allah haydır, diridir. Mutlak manada ölümsüz olan sadece odur. Peygamberi en fazla memnun edecek şey onun davasına ve misyonuna sahip çıkmaktır. Onun bize emanet olarak bıraktığı mihrabını boş bırakmamaktır. O mihrabı hak edecek bir imamı oraya geçirmektir. Müslümanları başsız, öndersiz, imamsız bırakmamaktır. Böyle bir arzu ile yüreği yanmasına rağmen, yüreğinden kan akmasına rağmen Beni Saide Sakifesi denilen bir çardağın altında o gün daha peygamberin bedeni toprağa verilmeden mihrabın sahibi seçilmiştir. İnanın Hazreti Ebu Bekir'in o kameti attığı o adım ortaya koyduğu o davranış peygamber nasıl sevilir bize öğretiyor aslında. Biz sevgiyi sadece şiirlere hapsettiğimiz için sadece efendimizi sevdiğimizi törenlerde sohbetlerde şurada burada dile getirdiğimiz için Hazreti Ebu Bekir'in o kametini anlamakta zorlanabiliriz. Ama gerçek manada seven bedeninden de ziyade davasına sahip çıkar. Gerçek manada seven peygamberin 23 yıl boyunca yoluna kurban olduğu İslam adına gayret içerisinde olur. Gerçek manada seven onun da kurban olacağı o yola kurban olma adına gayret içerisinde olur. Sevgi budur zaten ve onlar bize bunları göstererek gittiler. Aynı Ebabekir, Bekir hicret yolunda Resulullah'a sevir mağarasında kol kanat gerdiği zaman o mağarada ona yoldaş olduğu zaman sırdaş olduğu zaman oradaki o tabloları çok kez duymuşsunuzdur. Oradan aşağıya yürüyüp Medine'ye o günkü adıyla Yesrib'e doğru yürürlerken bir efendimizin önünde yürüyor bir arkasında yürüyor bir sağında yürüyor bir solunda yürüyor Şöyle efendimizin etrafında halkalar çizerek yürüyor. Merak ediyor efendimiz ve soruyor Ebu Bekir diyor, "Senin yerin benim sağım. Sağımda yürümek varken seni etrafımda böyle halkalar çizmeye iten şey nedir? Niye sağımda solumda yürüyorsun?" Ya Resulallah diyor aklıma şu geliyor. Diyorum ki kendi kendime, "Senin başına yüz deve konmuş." Eğer şimdi Mekke müşrikleri birilerini buraya gönderseler ve sana saldırtsalar. Sana gelmesin bir şey. Zarar sana gelmesin bana gelsin diyerek önüne geçiyorum. Sonra diyorum ya sağdan gelse sağına soldan gelse soluna önden gelse önüne arkadan gelse arkana deyip etrafında halkalar çiziyorum. Efendimiz o kadar duygulanıyor ki orada Eba Bekir diyor beni çok mu seviyorsun ya Resulallah vallahi çok seviyorum diyor. O kadar ki senin için gözümü kırpmadan canımı feda edecek kadar seviyorum. Şimdi benim için ölür müsün diyor. Vallahi ölürüm. Niçin peki? E ben ölsem sadece babam Ebu Kuhafe'nin evi ağlar. Ama sana bir şey olsa kıyamete kadar gelecek olan Müslümanlar ağlar. Sana gelmesin bana gelsin diyerek onu yapıyorum diyor ve ellerini açıyor Efendimiz orada Hazreti Ebu Bekir için hayır dualarında bulunuyor sevgi ama altı dolu olan bir sevgi seven sevdiğinin sevdiklerini de sever sevdiğinin düşman olduklarına da düşman olur bu cümlelerimi unutmayın şimdi altını dolduracağım bunların seven sevdiğinin sevdiklerini de sever sevdiğinin düşman olduklarına da düşman olur. Hazreti Ebu Bekir öyle bir kametti işte. Onun bir babası var Allah kendisinden ebeden razı olsun. Anası Ümmül Hayr İlk günlerde iman eden birisidir. Hazreti Ebu Bekir'in annesinden bahsediyorum. Selma Ümmül Hayr onun adı. Ümmül Hayr hayrın annesi demektir. En hayırlı insan Ebu Bekir'di onun annesi olduğu için adı Ümmül Hayr oldu. Ama onun babası Ebu Kuhafe 80 yaşına kadar iman etmedi. 21 yıl boyunca Hazreti Ebu Bekir'in babası İslam'a karşı oldu ve oğlunu da engellemeye çalıştı. Hazreti Ebu Bekir'den bahsediyoruz bakın onun nasıl bir babası var. Ama Hazreti Ebu Bekir Salih bir evlattı. Babasına karşı hiçbir zaman saygısızlık yapmadı. 21 yıl boyunca ellerini duaya kaldırdığı anda Allah'ım babama hidayet dedi. 21 yıl boyunca dua dua yakardığı için Mekke'nin fetih günü Hicret'in 8. yılında Ebu Kuhafe iman etmek için Resulullah'ın önüne doğru yürüyordu. Efendimiz oturmuş Kabe'nin avlusuna bir bakıyor ki uzaktan geliyor. Yaşlı piri fani bir insan gözleri de o günlerde zor görüyor. Yanında Ebu Bekir onun huzuruna geldikleri zaman Resulullah diyor ki Ebu Bekir, niye yordun babacığını? Söyleseydin de biz gitseydik onun ayağına. Sevgiyi tarif ediyor Ebu Bekir bize. Allah ondan ebeden razı olsun. Niye ümmetin en faziletlisi o? niye sahabenin besmelesi o niye sahabenin dibacesi o Ebu Bekir'i tanımayan onu bilmez zaten onu o değere konuma geçiren onun hayatı onun ortaya koyduğu bu amelleri bakın ne diyor Ebu Bekir sevgiyi tarif edercesine Ya Resulallah diyor eğer biri birinin ayağına yürüyecekse ayağına yürünecek olan sadece sensin babam bile olsa o senin ayağına yürümeli. Geliyor Efendimizin önünde iman ediyor. Şehadet cümlesini söylüyor. O anda Ebu Bekir yıkılıyor. Ve yaşlarını takim olamıyor. O anda orada hıçkırıklarla ağlıyor. Şaşırıyor Efendimiz. Şöyle kaldırıyor Ebu Bekir'i. Ebu Bekir diyor nedir bu hüzün? Babanın imanı için 21 yıldır dua dua yakaran sen değil miydin? Allah sana nasip etti. Güleceğin yerde, sevineceğin yerde niye bu gözyaşı? Niye bu hüzün? Ya Resulullah diyor aklıma bir şey geldi. Ne geldi diyor efendimiz? Onun aklına gelen Resulullah'ın aklında yok. Ama nasıl bir sevgi? Nasıl bir aşk? Nasıl bir sevda? Sözünden anlayacağız biz şimdi. Aklıma şu geldi ya Resulallah. Evet dediğin gibi 21 yıl boyunca ben am, babamın imanı için dua dua yakardım. Geç de olsa Allah bunu bana nasip etti. 21 yıl sonra ben buna kavuştum eriştim. Ama ben biliyorum ki ben babam için ne kadar istedimse hidayet adına bu arzuyu isteği sen benden daha fazla amcan Ebu Talip için istedin ama Allah bana nasip etti sana etmedi sana etmediği için ben ağlıyorum diyor seven sevdiklerinin sevdiğini de sever İşte bu odur senin amcan sen istedin nail olmadın ama ben nail oldum babama aklıma o geldiği için bu gözyaşları diyor Ebu Bekir'in sevdası böyle bir sevdadır o sevda gerçekten anlatılacak bir sevda değil bir aşk değil peygamber nasıl sevilir bu noktada hepimize gerçekten bu çağda bile hizaya çekecek bir şekilde bilinç verecek bir şekilde yüreklerimize bu manada farklı bir biçimde ışık tutacak örnekler bunlar. Hazreti Ebu Bekir'in sevdasından bahsetsek farklı bir şey söyleyemeyiz. Çok şey söylenir de Hazreti Ömer'in bir sevgi tarifi var onu söylemek isterim size. Oğlu Abdullah İbni Ömer anlatıyor bize. Hazreti Ömer'in oğlu çok büyük bir alim, çok büyük bir sahabi, çok büyük bir insan. O diyor ki babam bir gün Resulullah'la beraber Medine sokaklarında yürürken ben de arkalarındayım. Bir ara babamın elini tuttu Resulullah ve el ele yürüdüler olayı zihinlerinizde canlandırın. Resulullah Ömer'in elini tutuyor ve el ele yürüyorlar. Diyor ki babamın elini tutunca öyle bir babam heyecanlandı öyle bir sevindi ki hepimizin ödünü koparacak bir ses tonuyla Ömer böyledir zaten ses tonu da çok farklıdır kendisi gibi heybetlidir bir ses tonuyla şöyle haykırdı ya Resulallah dedi vallahi seni çok seviyorum. Efendimiz ona şöyle bir döndü dedi ki Ömer beni annenden ve babandan daha mı çok seviyorsun? Evet ya Resulallah dedi. Beni malından ve servetinden daha mı çok seviyorsun? Evet ya Resulallah dedi. Beni ehlinden ve evladından daha mı çok seviyorsun? Evet ya Resulallah dedi. Beni nefsinden ve canından daha mı çok seviyorsun? Ne demiştir? Hayır ya Resulallah dedi. Ömer bu. Sözünün altını dolduran adam Ömer. Ömer o. Havaya söz söylemeyen adam Ömer. Ömer o. Her sözünü ispat eden adam. Hayır der demez. Resulullah Ömer'in elini bıraktı. Olmadı Ömer dedi olmadı. Eğer ben sana nefsinden ve canından daha sevgili olmazsam sen kamil manada iman etmiş olamazsın Abdullah İbni Ömer diyor ki bir baktım babama yüzüne bir hüzün çöktü biraz önce o coşku hali gitti başka bir hal geldi orayı terk etti eve geldi eşiğe oturdu başını ellerinin arasını aldı düşündü düşündü ben onu seyrediyorum bir anda baktım kalktı ben de arkasındayım bir daha gitti huzuru Nebi'ye Resulullah'ın huzurunda durdu aynı gür sedayla vallahi ya Resulallah seni nefsimden ve canımdan daha çok seviyorum dedi o an Efendimiz dedi ki el ene ya Ömer el en işte şimdi oldu şimdi kamil iman oldu dedi çıktı oradan ayrıldı ben de arkasındayım vardım yanına Ey babacığım dedim niye biraz önce Resulullah sana sorduğu zaman sevdiğini söylemedin de. sonra geldin evde düşündükten sonra sevdiğini söyledin niçin öyle yaptığımı söyleyeyim sana dedi oğlum ben o güne kadar bakın sevgi tarifi veriyor bize Hazreti Ömer ben o güne kadar birçok şeyi Resulullah ile kıyas etmiştim kendi kendime demiştim ki Ömer, eğer bir gün sen canını, nefsini, malını, servetini, anneni, babanı, neyin varsa her şeyi Resulullah ile tercih etmek zorunda kalsan, neyi tercih edersin? Canım ve nefsimi dikkate almadan hepsine cevap olarak Resulullah demiştim. O güne kadar ben efendimizle nefsimi kıyas etmediğim için Resulullah'a o sözü söylemekten haya ettim. Bakın size bir cümle söylüyorum. Hazreti Ömer'in cümlesini unutmayacaksınız. Evladım diyor, hesabını vermediğim bir sözü Allah Resulüne söylemekten utandım. Hesabını vermediğim bir sözü ona söyleyemedim. Öyleyse eğer bizim durup ara ara nerede bunun hesabı diye sormamız gerekir. Hani söylediğimiz Hani her zaman adını andığımız zaman kurban olduğumuzu ifade ettiğimiz Resulullah'a karşı o sevgiyi ispat edecek bir şey bunu bir şekilde sormamız lazım. İşte Hazreti Ömer'in bize öğrettiği o. Gelin Hazreti Osman'a farklı bir şey görür müsünüz? Hayır. Zinnureyn o. İki nur sahibi. Peygamber evine iki kez damat olmuş. Neler neler çekmiş İslam yolunda. Mekke'nin en zengini, en zengini olmasına rağmen iman adına gayret içerisinde olunca Beni Ümeyye onun ailesi ailesi tarafından kınanmış. Neyi var, neyi yok her şeyini İslam yolunda feda ederek Habeşistan'a hicret etmiş. Habeşistan'a hicret edip tam 7 yıl orada kalmış. İman adına ve Resulullah'a sevgi uğruna başka bir tarifi yok bunun. Çıkıp gelmiş Medine'ye, Medine'de Resulullah'ın sofrasına, onun meclisine misafir olunca o günler ilk günler Müslümanların elinde imkanlar sınırlı. Böyle olduğu bir zeminde Allah Resulü aleyhisselatu vesselam Müslümanların Yahudilere bağlı olarak kalmasını istemediği için içme suları onların elinden geldiğinden dolayı Cennet karşılığında Rume kuyusunu kim satın alacak diye dediği zaman e, havaya kalkan el Osman'ın eli olmuş. Hazreti Osman'a o işi yaptıran, o kameti ortaya koyan sadece ve sadece sevgidir, başka bir izahı yok. Peki ben Hazreti Ali'den bahsetsem size farklı bir şey söyler miyim? Hazreti Ali'yi peygamberin yanında biz 5 yaşından itibaren görüyoruz. 10 yaşındayken imanla tanışıyor Hazreti Ali. Onun rüyalarına bile günah, rüyalarına bile şirk girmiyor. Böyle bir hayatın sahibi olan Hazreti Ali 10 yaşında iman edip Resulullah'ın arkasında ilk namaz kılan çocuk olarak da yer alınca Efendimiz Aleyhissalatü vesselam ona bambaşka bir konum seçiyor. Aslında 5 yaşında Hatice anamızın ellerini ona emanet ettiği zaman sözü zaten belliydi. Hatice'm demişti ben öyle birini seçtim ki onu Allah benim için seçmiştir. O Resulullah'ın bu iş için seçtiği bir insan ve 10 yaşından itibaren Allah Resulü'nün iman noktasında en önemli talebesi olan o insan o küçük ama büyük işlerin adamı olan o insan 13 yaşında Efendimizle beraber Ebu Kubeys dağındayken Allah Resulü bütün akrabalarını toplamış imanı onlara ulaştırma adına bir feryat içerisinde o günkü o hali Efendimizin Maide suresinde Hazreti İsa'nın diliyle Kur'an'a giren bir tabloyu bize hatırlatıyor. Nasıl ki Hazreti İsa Allah'a giden yolda bana kim ensar olacak yardımcı olacak diye bir söz söylemişse Efendimiz de aynı sözü söylüyor. Kim risalet davasını kabul edecek ve kim söylediklerimi bugün tasdikleyecek diyor ses yok. Karşısında kimler var Efendimizin biliyor musunuz? Efendimizin bütün amcaları var halaları var. Ve onların çocukları var. Beni Haşim'in, Beni Abdülmuttalib'in daha sonra İslam tarihinde göreceğimiz bütün isimleri var ama o gün iman etme adına kimsede ses yok. Efendimiz bir daha söylüyor ses yok bir daha söylüyor ses gelmeyince Hazreti Ali'ye o gün biçilen rol gelen davetlilere su ikram etmektir. Elinde bir sürahi var onu anında atıyor ve ben varım ya Resulallah diyor. Ebu Leheb peygamberin amcası o tabloyu görünce sana bu yeter diyor. Onun alay ettiği o çocuk evet Resulullah'a yetecekti. 13 yaşında bir el kaldıracak o el kaldırmanın anlamı şu yani ya Resulallah seni çok seviyorum demek. Peki ondan sonra Ali'nin hayatına bakın 63 yaşında Hazreti Ali Kufe'de şehit olana kadar eli hep havadadır sevgisini ameliyle ispatlayan bir Ali ile karşı karşıyayız. Sevgisinin altını dolduran bir Ali'yi okuyoruz biz bu satırlarda. Hep eli havada nerede iş varsa orada bir adım önde İslam adına iman adına Resulullah'a sevgi adına sevda adına aşk adına ortaya bir şekilde ameller koyan bir Ali. O Ali 23 yaşındayken peygamberin yatağına yattı dikkat edin. 23 yaşında bizim delikanlarımızın kızlarımızın halini görüyorsunuz. Ama 23 yaşında o Ali peygamber ona diyor ki yatağıma yat. Onun o sözünün anlamı şudur. Oraya kalkmak için değil ölmek için yatacaksın. Çünkü Ali'yi o yatağa yatırtan şey nedir? Sen yat ki ben zannetsinler. Ben orada olduğum zannedilsin ki ben rahat rahat hicret yolunu yürüyeyim. Ve bunu söyler söylemez Resulullah Hazreti Ali'nin sözü tamam ya Resulallah'tır. Ali yatacak o yatağa kalkmak için değil ölmek için ve aradan 30 küsür sene geçecek soracaklar diyecekler ki Ali diyecekler o gün sen peygamberin yatağına yattığın zaman peygamberin yatağında o peygamber aleyhissalatü vesselamın sesini ve sedasını duyma adına gayret içerisinde olduğun zaman sen o manada bir gayreti ortaya koyduğunda Mekke'nin en iyi kılıç kullananları dışarıdaydılar ve bir an için içeriye girip seni öldürme adına fırsat kolluyordular. Sen nasıl yattın o gece? Hazreti Ali'nin sözü şudur. Vallahi 30 küsür senedir ben halen o uykuyu arıyorum. O gün Resulullah'a sevgi adına sevda adına atılan o kamet neticede Ali'ye böyle bir aşk böyle bir sevda kazandırtmıştır. Bunu ancak biz o havaya girdiğimiz zaman anlayabiliriz. Yoksa şimdi ben size anlatsam da ne tam anlamıyla ben anlamış oluyorum ne siz beni dinlediğiniz zaman anlamış oluyorsunuz. O onlara has bir sevgi zaten derdimiz de o sevgiyi yakalama adına bir gayret. Hava biraz sıkıntılı, sıcak. Fazla da yormayacağım sizi. Bir tane de hanımlardan örnek vereceğim. Sonra sözü size getireceğim. Öyle yavaş yavaş toparlayacağım sözlerimi. İslam tarihinin şanlı annelerinden bir tanesidir Sümeyra anamız. Sümeyra anamız bütün analara bir örnek olsun diye anlaşılmalı ve anlatılmalı tarihten bir hikaye değil. Bugün Sümeyra'nın rolü nasıl oynanır? Onu anlamanız açısından onu söyleyeceğim. Belki onun ulaştığı konumu, kameti elde etmemiz mümkün olmayabilir. Erkekleri bile geride bırakan bir kamet o. Düşünün. 7 tane evladını peygamberin yoluna feda etmiş bir ana o. Ve bunu yaparken de sokakta gururla gezmeyen birisi o dikkat edin çok şeyler söylüyorum aslında inşallah anlaşılıyordur. Yedi tane evladını feda etmesine rağmen ben daha ne yapabilirim noktasında ızdırap içerisinde olan biri o. Hiçbir zaman yaptığını yeterli görmeyip peygamber aleyhissalatü vesselamın bana kazandırdıkları bana verdiklerinin yanında bunlar hiçbir şey deyip bir ömür boyunca o sevginin ispatı adına gayret içerisinde olan bir anne o. Asıl adı Afra binti Ubeyt'tir. Dinar oğullarından Mekke'nin Medine'nin affedersiniz tanınmış ailelerinden birisidir. Kocası Haris bin Rifa'a babası Ubeyt on kocasından da üç tane evladı var. Af, Muaz ve Muavviz. Medineli olduğu için Musab İbni Ümeyr'in vesilesiyle iman şerbetini içmiş birisi yani aynen sizler gibi nasıl Resulullah'ı görmeden aşık olmuş biri Efendimiz daha ortada yok Musab İbni Ümeyr diye bir Kur'an öğretmeni o günkü adıyla Yesrib'e geliyor imandan bahis açıyor Kur'an'dan bahis açıyor peygamberden bahis açıyor Sümeyra anamız onun vesilesiyle iman şerbetini içiyor. Bir yıl sonra Resulullah'la tanışıyor. Tanıştığı zaman da hayal kırıklığına uğramıyor. Musaba sen bana azını anlatmışsın. Gördüğüm daha fazlası diyecek bir kamet ortaya koyuyor. O günden sonra Sümeyra anamızın şöyle bir davranışı var. Kendi kendine diyor ki ben peygamberin Mekke hayatını yaşamadım. 13 yıllık Mekke hayatından mahrumdum. Acaba peygamber 13 yıl Mekke'de neler yaptı? Nasıl iman bugüne kadar geldi? Nasıl faaliyetler yaptı? Nasıl iman adına gayret içerisinde oldu bunu merak ediyorum. Bunu öğrenme adına da kendine bir yol bulmuş. Medine'ye gelen Mekkeli kadınların evlerine gidecek. O evleri işte ne yapılacaksa o günkü ev işleri onları yapacak. Onların karşılığında da onlardan Resulullah'ın Mekke hayatına dair bilgiler alacak. Bunu yaparak işe koyuluyor. O gün Peygamber aleyhissalatü vesselam Medine'ye gelince dikkat edin. Direkt sizin hayatınıza dair bir şeyler söylüyorum. Mescid-i Nebevi inşa ettiği anda Efendimiz o mescitten 2 tane bağ kurdu. Bakın bugün evlerimizde bu iki bağ olmadığı için halimiz böyle. Bu iki bağın tesisi aslında 14 asır sonra peygamberin sevgisini bir daha hayatlarımıza taşıyacak inşallah. Peygamberin mescidi burada mescitlerden bütün menzillere, bütün evlere bir bağ kurdu efendimiz. Peygamberin mescidinin arkasında bir mektep var. Adı ne oranın? Suffa Mektebi. Suffa Mekteplerinden de yine evlerin içerisindeki bir yere sizin her gün aslında yaptığınız ama yaparken farkına varmadığınız bir alana Efendimiz bir bağ kurdu. Mescitten evlere menzile mektepten ise evlerin sofralarına. Efendimiz iki tane temel bağ kurdu. Bu iki bağ Müslüman aileyi oluşturan bağlar da aslında. Mesela biz bugün o bağları kopardığımız zaman o alan boş kalmadı. Biz o alanı başka şeylerle doldurduk. Siz benden daha iyi biliyorsunuz nelerle doldurduğumuzu. Şeytan boş bırakmıyor oraları. Ama yeniden bir kez daha peygamberin mescidinden evlerimize, peygamberin mektebinden sofralarımıza bağları kurduğumuz zaman Sümeyra anayı anlatmak efsane anlatmaktan öte bir noktaya gelecek bana şöyle bir itirazda bulunabilirsiniz haklı bir itiraz hocam peygamberin mescidi mi var ki mektebi mi var ki biz bunu yapalım evet bu itiraz haklı ama ben size en başta Hazreti Ebu Bekir'in örneğini boşuna anlatmadım peygamber gitti ama bize iki değerli miras bıraktı. İki ağır yük. Kur'an ve sünnet. Eğer bir ev peygamberin sünnetine bağlı olarak yaşıyorsa 14 asır sonra bile gelsin onun bağı Mescid-i Nebevi'den kurulmuştur. Eğer bir evde peygamberin adı şanı yüceltiliyorsa orada mescitten bir bağ kurulmuş. O var zaten. Ya mektepten sofralara o bağda var bugün hadis kitaplarımızda sofra adabıyla alakalı Efendimizin anlattığı bazı hadisler var ya o sadece bize yeme içmeyi öğretmez orada bir hakikat var aslında bir adab öğretiyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam bize Nedir o? İşte yemekten önce ellerinizi yıkayacaksınız. Sofranın başında oturacaksınız. Sağınızdan başlayacaksınız. Bismillah diyeceksiniz. Bitirince elhamdülillah diyeceksiniz. Ondan sonra dua yapacaksınız. Efendimiz bunları söylüyor. Bunların çoğunu siz biliyorsunuz. Asıl bilmediğimiz şey ne biliyor musunuz? Suffa dediğimiz peygamber mektebi. Peygamberin kurduğu o medresenin Evlerde üretilmesinin, evlerde birebir kopyasının yapılmasının hikmeti şudur aslında. Çocukların yetiştirileceği en önemli alan sofraların başıdır. İstediğiniz kadar çocuğunuzu alın karşınıza konuşun. En güzel sözleri söyleyin. Çocuğun bir kulağından giriyor, bir kulağından çıkıyor. Ama siz sofranın başına oturuyorsunuz. Sofranın başında çocuklarınız da var, eşiniz de var. Siz eşler birbirinizle konuşuyorsunuz. Hiç çocukları dikkate almıyorsunuz. Birbirinizle konuşuyorsunuz. Çocuklar sizi dinlemiyormuş gibi olsa bile en fazla o bilgileri çocuklar alıyor. Ve biz direkt çocuklara söylediğimiz sözlerden karşılık almıyoruz da evde birbirlerimizle münasebetlerimizden karşılık alıyoruz nedenini buradan anlıyoruz aslında. Çünkü çocuk kendisine söylenenden ziyade anne ile babanın birbirleriyle konuştuğu bilgilere daha fazla ilgi gösteriyor. Hepiniz annesiniz bu söylediklerimin nasıl hayatlarınızda var olduğunun tecrübesini yapabilirsiniz. Hal böyle olunca eğer siz eşlerinizle kavga ederseniz eğer eşlerinizle dünyalık talepleriniz hep bu manada olursa Kocalarınız, babalarınız eve girer girmez konuştuklarınız dünyaya ait şeyler olursa sizin çocuklarınızdan Ukbay'a dair şeyler beklemeye hakkınız yok. Ama sofranın başına geçtiniz. Aynen Sümeyra anamız gibi şimdi onu anlatacağım size. Allah dediniz, Kur'an dediniz, Resulullah dediniz. Ya Resulullah'ın bir düşmanı varmış. Adı Ebu Cehilmiş. Peygamber'e 13 yıl boyunca yapmadığını bırakmamış. Şöyle yapmış, böyle yapmış deyip onun sevdiklerini anlatsanız, düşman olduklarını anlatsanız, vallahi billahi tallahi çocuklarınız biraz sonra size anlatacağım Sümeyra'nın çocukları gibi olur. Biz bunları anlatmıyoruz. Biz başka şeyler anlatıyoruz. Birileri de söyledi bize sofranın başında konuşulmaz diye habire yemekle çalışıyoruz. Ya da sofranın başında bile gözümüz yine televizyonda. Televizyondaki o üç kuruş etmeyen meseleleri soframıza davet ediyoruz. Hal böyle olunca sofra başlarında muhabbetin üretileceği, peygamber sevgisinin üretileceği, imani bir sorumluluk olan o peygamber aşkının konuşulacağı şeyleri konuşmadığımız için üzülerek söyleyelim ki bugün evlerimiz işgal altındadır. Evlerimiz işgal altında olduğu için halimiz böyle. Bakın bu, bu çağa şu yaşadığımız zemine Allah büyük bir bela vermiş. Büyük bir bela at kavmine semut kavmine verilen bir bela gibi bir bela. Diyeceksiniz ki hocam ne belası bak her şey güllük gülistanlık. Bela o zaten bu kadar nimete rağmen Şükürsüzlüğün elimizden bu kadar kayıp gitmesi Allah'ın bugün bize verdiği bir beladır. Bizden önceki nesiller çok değil. Yaşça büyük olanlar var. Çok daha iyi hatırlayacaklar. 20 sene önce, 30 sene önce hayal edemediğimiz imkanlar ellerimizin altında olmasına rağmen hangimiz gerçek manada şükrediyoruz? Yine şikayetçiyiz. Şu kadar nimete rağmen bizi kimi konuştursalar 50 tane bahane söylüyoruz. Bu bir beladır. Allah'ın verdiği bir beladır. Bu beladın umumi bir halden kalkması adına bizim yapmamız gereken bellidir. Bir kez daha evlerimizden peygamberin mescidine bir bağ, sofralarımızdan peygamberin mektebi olan sufaya bir bağ. Bu iki bağ tesis edilmek zorundadır. Bunu yaparsak eğer o zaman biz evlerimizin tadının değiştiğini göreceğiz. Bunu yaparsak eğer konuştuklarımız farklılaşacak. Bunu yaparsak eğer bugün şikayet ediyoruz kocalarımızdan babalarımızdan. Onların değişmesinin altında da bizim imzamız olacak. İnanın hiçbirinizin kocası Firavun değil. Ama Asiye gibi bir kadın konuşuyoruz biz bakın. Kur'an'a giren bir kadın. Firavun gibi bir koca, kocanın altında Asiyeler üretilmişse eğer bu bağların canlılığındandır. Eğer Meryem gibi bir kadını biz bugün alemlere örnek olarak bir kadın olarak okuyorsak ayetlerden. Meryem ki kocasız bir kadın ve bir kadının karşılaşabileceği en büyük imtihanla karşı karşıya öyle ki Allah'ım yaratmasaydım beni bir toprak olsaydım unutulsaydım deyip yürekten o feryadı söyleyen birisi o ama Meryem o bir kadın ve böyle bir kamet eğer bunlar ortaya konmuşsa Bunlar Kur'an'da da ayet olarak anlatılmışsa bunlar hikaye olsun diye anlatılmaz. Asiye ol diye anlatılır. Meryem ol diye anlatılır, Hatice ol diye anlatılır, Sümeyra ol diye anlatılır. Sümeyra anamız sofraya oturuyor, öğrenmiş o gün muhacir hanımlardan ne öğrenmişse o bilgileri alıp getiriyor. Akşamleyin evde çoluk çocuğuna söylüyor. Ve o üç tane çocuk yaşları 18, 19, 16 delikanlı yaşlarında üçü de bekar daha o çocuklar annelerinden onları duydukları zaman şunu diyorlar. Eğer bir gün Allah bizi Bedrin meydanına çıkarırsa yani bir savaş meydanına 13 yıl boyunca Resulullah'a düşmanlık yapan Ebu Cehil denen o adamı biz cehenneme göndereceğiz. Ve peygambere o işkenceleri yaptırmanın bedelini biz ona ödeteceğiz. Böyle bir karar veriyorlar. Abdurrahman İbni Af isimli sahabi efendimiz anlatıyor bize Bedir meydanını. Bedir'in meydanındayız diyor tam böyle savaşın kızıştığı bir anda iki tane delikanlı gözüme ilişti. Baktım birbirlerine sezdirmeden bana doğru geliyorlar bir şey söyleyecekler. O gençlerden birisi yanıma yaklaştı ve bana dedi ki amca dedi Ebu Cehil kim bana Ebu Cehil'i gösterir misin? Dedim ki ne yapacaksın bu cehili? Söz verdim amca. Dedim ki eğer Bedrin meydanına Allah beni getirirse ben Resulullah'a 13 yıl boyunca düşmanlık yapan o adamı ben kılıcımla ona bilirim yapacağımı. Neden diyor dedim peki? Söz verdim. O terbiyeyi alıyor. O terbiyeyi almış. Böyle bir şey aldığı için bu sözü vermiş. Dikkat edin, Abdurrahman ibn Af diyor ki kanım dondu. Kendi kendime dedim ki bu insan bu delikanlı nereden öğrendi bunu? Ebu Cehil'i bilmiyor, tanımıyor. Ama buna rağmen Ebu Cehil'e düşman olmasının sebebi ne? Sonra Medine'ye gelince annesine dair bilgileri sorunca anladım anlayacağımı. Tamam dedim o delikanlıya görürsem söyleyeceğim. Biraz sonra diğer delikanlı da geldi aynı soruyu soruyor bana. O da bu cehili tanımıyor, görmemişler. Ona da aynı sözü verdim. Savaşın ceryan ettiği bir zamanda şöyle elimi kaldırdım. O gençlere dedim ki gençler sorduğunuz adam şu karşı, karşıda başında kırmızı sarık olan adam dedim. Daha ben elimi aşağıya indirmemiştim ki o gençler o adamı kılıçlarıyla doğradılar onlara onu yaptıran işte peygamber sevgisiydi. Seven sevdiğinin düşmanına düşman olurdu ya düşmanlığı böyle ortaya koydular. Ve o gençlerden bir tanesi orada şehit oluyor. Bir tanesi ağır yaralanıyor. Şehadet haberi affın büyük oğlanın haberi Sümeyra anamıza gelince ellerini açıyor dua ediyor Allah'a. Allah'ım diyor beni şehit annesi kıldığın için sana binlerce kez şükür olsun diyor şehadeti böyle kutluyor. Bir yıl sonra Uhud'un meydanına yine Bilal asker istediği zaman Sümeyra anamız evden babasını, kocasını ve Bedrin gazisi olan iki tane oğlunu bakın bir evden dört parçayı gönderirken şunu söylüyor. Gidin siz ölün ama Resulullah'a bir şey olmasın. Eğer siz sağ olarak gelir de Allah Resulüne bir şey olursa ben bilirim yapacağımı diyor. Dört tane canından parçayı Uhud'un meydanına gönderiyor. Ne oluyor peki netice? Dördü de Allah yolunda şehit oluyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın öldürüldüğüne dair bir haber ulaşıyor Medine'ye. Sümeyra anamız Uhud'un meydanına doğru koşuyor. Durduruyorlar yolun bir tarafında. Sümeyra baban diyorlar bakıyor dua ediyor siz bana Resulullah'tan haber verin mafu ile bir Resulullah diyor Allah Resulü'nü aramaya devam ediyor kocan diyorlar aynı tavır iki tane evladını gösteriyorlar varıyor onların yanına size emzirdiğim süt size helal olsun diyor size de bu yakışırdı deyip Resulullah'ı aramaya devam ediyor dört tane ciğerinden parçayı Allah Resulü'nün uğruna feda etmiş biri. Uhud'dan sonra evleniyor bir daha. Bükeyr İbni Abdi isimli Ensardan bir sahabiyle. Allah o evlilikten de dört tane erkek evladı veriyor. Üç tanesini kurban etmişti. Dört tane daha anne evladın annesi oluyor. O dördünü de ilerleyen savaşlarda Allah yolunda feda ediyor. Yedi şehit anası onun lakabı bu. Ümmü Seb'ati Şüheda böyle anılmasına rağmen ben daha ne fazla yapabilirim ızdırabında. O anneler tarihte kalmadı İnşallah siz öyle olacaksınız. Belki yedi tane ciğerimizden parçayı verecek kadar koca dağ gibi bir imanımız olamayabilir. Ama gelin hiç değilse o sevgimizi ispat edecek bir adımımız olsun ortada. Bakın ne diyor ulema bir yerde bir şahsın hayatında, dilinde, evinde, hanesinde her neyse peygamber sevgisinin olup olmadığı şuradan anlaşılır. Formülü veriyorum size. Nedir? İki şey varsa sevgi vardır. Nedir iki şey? İttiba ve teslimiyet. Allah Resulü'nün getirdiklerine tabi olmak ve onun getirdiklerine kayıtsız ve şartsız bir biçimde teslim olmak. Nasıl olacak bu? Resulullah'tan bir söz duydunuz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki dediler birisi size bu manada söyledi ya da siz açtınız Riyazu Salihini açtınız bir hadis kitabını Resulullah'tan bir şey okudunuz. Yahu bu çağda da bu olur mu? Deme Orada o oldu mu sevgi yok. Ondan sonra ne dersen de sevgini sen zedeledin. Konuşmuşsa eğer bir alanda senin iman ettiğin peygamberin sana tabi olmak düşer. Sana onun gereğini yerine getirmek düşer. Sana ona en büyük ihtiramla saygı göstermek düşer. Sana onun adı anıldığı zaman oturuşunu düzeltmek geçer. Sana onun adı söylendiği zaman salavat getirmek düşer. Sana onun adı söylendiği zaman renginin değişmesi, sesinin titremesi düşer. Soruyorsunuz değil mi bana? Çocuklarımıza nasıl peygamber sevgisini aşılayalım diye? Cevap veriyorum bakın size. Yolu ne kitaptan geçer, ne başka bir şeyden. 50 tane sohbet verseniz bile çocuklarınıza bunun bir faydası yok. Ben bunun yolunu size söyleyeyim. Siz eğer severseniz onlara sevdirirsiniz. Bunun yolu bu başka bir şey değil. Sevdiğiniz anda seversiniz. Çocuğunuz şunu sizden görsün. Minareden ezan süzüldü. Evin içerisine Allahu Ekber Allahu Ekber nidası girdi. Vakit hangi vakit olursa olsun. Eğer o evde ezanla birlikte bir hareketlilik varsa... O çocuğa anlatılmış en büyük namaz vaazı okutulmuş en güzel namaz kitabı odur. Nedir? Ananın ortaya koyduğudur. Ezanı duyar duymaz elindeki bulaşı bırakan, ezanı duyar duymaz elinde ne varsa onu bir tarafa iten, ezanı duyar duymaz en sevdiği televizyon filminin önünden kalkmayı da bilen bir ana çocuğuna namazı anlatmıştır. Bitmiştir. Ondan sonrasına gerek yok. Ondan sonrası işin diğer boyutudur. Sen peygamberin adı anılıyor. Televizyonda izliyorsun falancayı filancayı. Koltuğuna yaslanmış. iki büklüm olmuş. Ayak ayak üstüne atmış. Muhammed şöyle yapmış. Muhammed böyle yapmış diyor. Sen de izliyorsun. Ondan sonra sen çocuğa peygamberin sevgisini anlatsan ne yazar? Çocuk gördüğüne bakıyor. Bunu duyduğun anda tepki ortaya koysan ve biri bunu söylediği zaman o anda sen kimden bahsediyorsun? Sen farkında mısın deyip bir Müslüman onurunu ortaya koysan ve sen adını andığın zaman da en güzel ihtiram cümleleriyle ansan. Benim peygamberim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem desen ve bazı anne, analarımızın yaptığı gibi elini de kalbinin üzerine koysan benim kalbimde desen o koyduğun el senin kalbinin üstünde olsa bile çocuğunun kalbinin üstüne konulmuş eldir. Bak benim ablalarım da burada benim anam okuma yazma bilmiyordu ama onun adından, onun dilinden değil peygamberimizin diyelim ki bizim oralarda çok sevilen bir hoca efendi. Onun adı anıldığı zaman bile sesinde titreklik olurdu. O aşk o o, o aşkı söyler zaten. O eker insanın yüreğine. Citler dolusu kitabın vermediği bir şeydir bu. Çocuklarınız bunu görsün sizden. Evet, şartlar zor. Okul başka bir şey söylüyor, televizyon başka bir şey söylüyor. Şeytan ağlarını kurmuş şimdi internetin vesilesiyle kablolu kablosuz 50 tane ile çocuklarımızın ayaklarına çelme takmaya çalışıyor. Ben zor olduğunu bilenim bilen birisi olarak söylüyorum. Buna rağmen peygamber sevgisini ve sevdasını içselleştirmiş bir evin ana ve babasından Allah'ın izniyle İslam'a düşman olan çocuk yetişmez. Yaşamayabilir ama İslam'a düşman olmaz. Sevginin boyutu arttıkça eğer artarsa eğer o sevginiz çocuklarınızın yüreğine de ekilen sevdalar olur. Onun için yapacağımız şey belli. Bir kez daha o iki bağı kurma adına gayret içerisinde olacağız. Evlerimizden Peygamberin mescidine sofralarımızdan, peygamberin mektebine iki bağı kuracağız ki 14 asır sonra bile gelsek ona ümmet olabilelim. Unutmayın analar, bacılar, kardeşlerim, sevgi inanın kurtuluştur. Bunu ben söylemiyorum. Bunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Kişi sevdiğiyle beraberdir diyor. Bunu derken kiminle sevgi itibariyle bu dünyada beraberseniz orada da onunla beraber olacaksınız müjdesini veriyor. Enes bin Malik'i biliyorsunuz Allah sizin çocuklarınızı da Enes gibi etsin. Enesi yetiştiren de bir anaydı onu da anlatmak gerekirdi ama fazla yormayacağım sizi. Ümmü Süleym anamız anaların anasıydı o ana 10 yaşında Resulullah'ın ellerine teslim etti Enes'i ve dedi ki ya Resulallah benim sana vereceğim bu evlattan başka bir şey yok ben de onu sana veriyorum. Senin yoluna kurbandır o yani aynen Meryem gibi adadı aslında aynen Meryem gibi Enes adandı aslında adandı 10 yıl boyunca Resulullah'ın elinin altında yetişen bir yiğit oldu. Ve Resulullah'tan bize 2000 küsür tane hadis rivayet etti. Enes demek ne demek biliyor musunuz? Enes demek namaz demek. Enes demek oruç demek, zekat demek, hac demek. Enes olmasaydı biz o rivayetlerin hiçbir tanesini bilemeyecektik. Allah kendisinden ebeden razı olsun. Diyor ki: Ben Resulullah'tan çok söz duydum. Ama bir söz var ki onu her duyduğumda benim için düğün bayramı merakla soruyorlar Enes diyorlar hangi söz bu sözü Enes bin Malik söyleyince çok önemli bir söz bu hangi söz diyorlar diyor ki kişiyi sevdiğiyle beraberdir sözü ben bu sözü duyunca ve her aklıma gelince diyorum ki kendi kendime Enes diyorum senin amelin bir Ebu Bekir ameline kavuşmaz senin amelin bir Ömer ameli de değil ama değil mi ki senin peygamberin Kişi sevdiğiyle beraberdir dedi. O halde inşallah sen onlarla berabersin çünkü onları seviyorsun. Aynısını biz diyoruz. Enes inşallah onlarla beraberdir de inşallah biz sevelim de onlarla beraber olalım. Allah gerçek manada sevgileri bizlere nasip eylesin. Anaların duaları makbuldür. Bol bol dua edin. Bakın zorlu bir süreçten geçiyor bu memleket. Sıkıntılar yaşıyoruz. Müslümanları birbirlerine düşürmek için her taraftan sıkıntılar, baskılar, farklı farklı oyunlar çevriliyor bu memlekette. Dünyanın dört bir tarafında Müslümanlarda sıkıntılar var. Yanı başımıza Suriye'de, Irak'ta her gün farklı bir hadise. Ne olur bir ana şefkatiyle şu ümmete siz bol bol dua edin. Dualarınızın içine de inşallah çocuklarınızı eriştirin hatta ben size bir formül söyleyeyim onu yapın sevdiğiniz kardeşlerle birbirinizle birbirlerinizle çocuklarınızı değiştirin mesela biriniz birinin çocuğunu alsın biriniz birinin çocuğunu siz ona dua edin o da ona dua etsin birbirinizle dualar çevirin gaybin gaybe yaptığı dua Allah katında boş çevrilmeyecek bir duadır komşunuzun çocuklarına dua edin Akrabalarınızın çocuklarına dua edin. Kendi çocuklarınız için de başkalarından dua isteyin. İnşallah sizleri de o duaya mazhar olursunuz. Sizlerin de dualarını Allah icabet eder. Hepimizin dualarına icabet eder de istediğimiz, özlediğimiz o güzel günlere kavuşuruz. İnşallah Peygamber Aleyhissalatü Vesselamla beraber cennette olma gibi bir şerefe nail oluruz. Allah hepimizi o şerefe nail eylesin inşallah.